Merhabalar, Açık Oturum'un 454. bölümüne hoş geldiniz. Gündemimizde CHP var. Neden CHP var? Değişim talebiyle yola çıkan ve ilk kurultayda genel başkanını değiştiren CHP'de sıra tüzük kurultayına geldi. O yüzden CHP var. 6-9 Eylül tarihleri arasında çünkü kurultay yapılacak, tüzük kurultayı gerçekleşecek ve geniş kesimlerce de değişim hamlesinin turnusol kağıdı gibi görünen bir kurultay var önümüzde. Peki soru ne? Soru şu: değişim rüzgarı parti tüzüğüne ne ölçüde yansıyacak? Partinin 4-9 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği kurultay öncesi tüzük üzerinde yürütülen hummalı bir çalışma olduğunu da biliyoruz bu arada. Son şekli 5 Eylül'de verilecek. Merak edilen çok başlık var. Neler onlar? Çarşaf liste, ön seçim, dönem kuralı, kadın temsili öne çıkan başlıklar arasında. Her birini detaylarıyla konuşacağız ama önce konuklarımı tanıtayım. CHP Milletvekili Yunus Emre stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Ve CHP Parti Meclis üyeleri Saniye Barut ve Ali Haydar Fırat da yayınımıza uzaktan bağlanıyorlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. İyi yayınlar. İyi yayınlar hepimize. İyi yayınlar. Katılımcıları selamlıyorum. Teşekkür. Evet. Şimdi tüzük komisyonunun toplanmasıyla başlayalım isterseniz. 16 ve 27 Ağustos'ta bir toplandı. Uzun toplantılar yapıldı. 2 Eylül'de yeniden bir toplantı olacak ve 5 Eylül'de de karara bağlanacak. Şimdi biz bugün ilk iki toplantıda hangi başlıklarda uzlaşı sağlandığı üzerinde daha çok konuşacağız. Bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. CHP tüzüğündeki 15-20 maddenin değişmesi öngörülüyor bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa lütfen sizler de düzeltirsiniz. Bunlar arasında teknik düzenlemeler de var tabii ama asıl tartışma farklı konularda. İşte az önce saydım: çarşaf liste, ön seçim, dönem kuralı, kadın temsili gibi başlıklar üzerinden şekilleniyor. Şimdi dilerseniz sizinle başlayalım Saniye Barut. Biz bu kurultayda, tüzük kurultayında köklü bir değişiklik beklemeli miyiz ve değişim rüzgarı esecek mi? Göksel Hanımcığım, şimdi siz de ifade ettiniz. 4'ünde biz Sivas'ta sembolik olarak Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde kurultay çalışmalarımızı başlatıyoruz. Akabinde 5'inde tüzük çalışma komisyonumuz tekrar toplantı yapacaklar. 6'sında tüzük değişiklikleri geçireceğimiz tüzük kurultayımız gerçekleşecek. 7 ve 8 Eylül tarihlerinde olacak olan da program değişikliğine dair bir vizyon toplantısı. Bizim şimdi esasen 6'sında tabii tüm toplumun, gerek medyanın gerek toplumun beklentisi 6 Eylül'de yapılacak olan tüzük değişiklikleri. Buna ilişkin olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kurultaydaki değişim sözü, ön seçim sözü, tüzük değişikliği sözü, gerek kendisinin gerekse 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün o kurultayda tüzük değişikliğine ilişkin sözleri uyarınca bir tüzük kurultayı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda da tabii köklü değişiklik dediğiniz şey toplam olarak nedir? Çok anlayamadım ama ya buna ilişkin olarak kadınlarla ilgili olarak biz cinsiyet kotası olarak ifade ettiğimiz zaten tüzüğümüzde %33 kadın kotamız var. Yeterli mi? Asla değil. Eşit anlamda köklü değişiklik dediğiniz bir kadın olarak bunu önemsiyorum. Eşit temsiliyet anlamında bir değişiklik. Ben de bir kadın olarak, parti meclis üyesi olarak bunun beklentisi içindeyim. Buna ilişkin olarak gençlerle ilgili genel başkanımız her fırsatta gerek yerel seçimlerdeki temsiliyet anlamında, adaylaşmalar noktasında önemsiyor. Her noktada da, her fırsatta da bunu dile getiriyorlar. Bu anlamda gençlerin temsiliyeti, kadınların temsiliyeti anlamında köklü değişiklik bekleyebiliriz. Bekleyebilir miyiz? Yani %50 olma tabii ihtimali var mı? Ben bunu bekliyorum ama ancak tüzük çalışma komisyonu henüz çalışmalarını tamamlamadı. Hangi noktada? Bilemiyorum. Bu ilk etapta bu gerçekleşir mi? %33 cinsiyet kotası %50 olur mu? Bilemiyorum. Bu benim beklentim sadece. Buna dair ancak değişimin başladığı 5 Kasım kurultayından itibaren değişim hızla devam ediyor. Bu kurultaydaki tüm Türkiye'de onu beklesin. Buna dair de değişimler olacaktır. Yani ancak değişim rüzgarını biz hissedeceğiz bu kurultayda.
Muhakkak bu yerel seçimde de 47 yıl sonra gelen bu rüzgar dinmeden devam edecek. İktidarı yakaladığımız gelecek seçimlere kadar siz de kabul edersiniz ki gelecek olan şu anda yapacağımız şey genel seçimlere dair, milletvekili seçimlerine dair. Ancak tabii tarih henüz belli olmadığı için buna dair bugünden yarına yöntem şu bu şekilde tüzükte şunlar olacak demek biraz erken olur. Ancak köklü bazı maddelerin kurumsallaşmak adına tüzükte yer alması gerekiyor. Hukuk belirliği kurallarla yürütüldüğü zaman hukukun anlamı ortaya çıkar. Bizim hukukumuzda, kanunumuzda biliyorsunuz tüzük. Bunların net ifadelerle yerini bulması gerekiyor. Bunların da karşılığını hem medya hem kamuoyumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni umuyoruz, görüyoruz. Tüm Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu takip ediyor tüzük rotamızı. Gelişen, değişen dünyada biz de tüzüğümüzle gerekli değişimleri yapacağız. Peki şunu da sormuş olayım ben size. Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği de tartışma konularından biriydi. Bu ihtimal var mı hala gündemde? Göksel Hanımcığım bunu ben tabii duyuyoruz. Basında arkadaşlarımız da çokça tartışıyorlar ama böyle bir gündem yok. Yok. Partimizin böyle bir gündemi yok. Genel merkezimizin böyle bir gündemi yok. İnanın çok ummalı bir şekilde tüzük değişikliğiyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biliyorsunuz bir tüzük çalışma komisyonu oluşturuldu. Bunların içinde Zeynel Emre milletvekilimiz de var, İstanbul milletvekilimiz. 2023'te yapılması olası olan tüzük değişikliği ile ilgili komisyonda da gerekli çalışmalar yapmıştı. Şu anda da tüzük çalışma komisyonumuzda temsilci olarak bulunuyor. Meclis grubundan gelen temsilci olarak çok da hakim. Önerileri geçmişte de derlemişti, toplamıştı. Örgütlerimizden gelen öneriler bizim için çok kıymetli. Bunun ötesinde bir seçimli kurultay konuşmak tabii bizde şey vardır hukukta kelem yekün derler yok hükmündedir diye böyle bir gündem yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Anladım, o zaman siz topu attığınıza göre ben hemen Yunus Emre'ye dönüp tabii sorayım. Var mı bu, konuşuldu mu, tartışılan başlıklar arasında mı? Yani zaten anladığım kadarıyla tüzüğe de 48. maddeye aykırı seçimli kurultay yapılamıyor galiba istense de, değil mi? Evet. Yani şöyle, o başlangıçta bir yani çağrının o şekilde düzenlenmesi icap eder. O başka bir tartışma ama benim gördüğüm ne partide ne kamuoyunda böyle bir seçim gündemi yok. Geçmişte tabii bizim parti maalesef hep böyle kurultaylar partisi, olağanüstü kurultaylar dönemi, liderlik yarışları, rahmetli Deniz Bey ile Erdal Bey'in birkaç yıl içerisinde 3-4 defa karşı karşıya gelişi gibi olaylar hatırlandığı için bir de CHP'liler de genel olarak seviyorlar bu dinamizmi. Yani böyle sandık, seçim, bir araya gelme, sosyalleşme imkanı da sunuyor bu. O yüzden yani üzerinde ciddi bir tartışma olduğunu ben görmüyorum. Böyle bir gündem yok. Bir de tabii az önce Saniye Hanım da söyledi. Yani 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu bir evrede bulunuyoruz. Hani böyle bir evrede partinin içe kapanması, kendi meseleleriyle meşgul olması değil de bunları kısa süre içerisinde gündemden çıkartıp Türkiye'nin temel sorunlarına odaklanması icap ediyor. O bakımdan bir seçim gündemi ben de görmüyorum. Görmüyorsunuz. Peki en çok tartışılan şey başlıklardan biri de şu. Gelinen noktada bu konuda bir adım atıldı mı ya da ne olacak diye sorayım. Blok liste mi, çarşaf liste mi? Ha şimdi şöyle, bu blok liste, çarşaf liste tabii tek tartışma konusu da değil biliyorsunuz. İşte ön seçim konusu var, bir dönem sıralanması konusu var. Tabii onlara da tek tek geleceğim. Evet. Ama ben bir defa başta şunu söylemek istiyorum. Bakın anayasa tartışmaları yapılıyor çoğu zaman Türkiye'de. O tartışma sırasında gündeme getirilen bir kavram var. Anayasa fetişizmi deniyor. Yani Türkiye'nin bütün sorunlarını anayasayı düzenleyerek, anayasaya maddeler koyarak çözebiliriz diye bir bakış açısı. Bu eleştirilmesi amacıyla bu bakış açısının anayasa fetişizmi kavramı gündeme getiriliyor. Bu bizim tüzükle ilgili de var biraz. Yani sanki yani Cumhuriyet Halk Partisi daha başarılı olsun, daha başarılı olurun yolu tüzüğe bir takım hükümler geçirmekten geçiyormuş gibi düşünülüyor. Bu bence son derece hatalı. Yani tabii ki tüzük önemli. Tüzükteki ifadeler yerinde olması önemli. Ama yani bizim demokratik bir işleyişi gerçekleştirmemiz için de bakın samimi kanaatimi söyleyeyim. Bugünkü tüzük yeterli zaten. Yani bugünkü tüzükte
ön seçim yapmayı engelleyen bir şey yok ki. Hı hı. Yani maalesef biz tercih etmedik yani ön seçim yapmayı. Hı hı. Ya da çarşaf listeyi söylediniz. Yani çarşaf liste ile seçim yapmanın önünde bir engel yok ki. Yani zaten TÜSİK esas seçim usulünü çarşaf liste olarak koymuş. Kurultaylarda çarşaf liste yapıyoruz. İlçelerde genelde olmuyor. İlçelerde blok listeyle seçim yapılıyor. Niye? İlçelerde yarışan adaylar beraber çalışacakları arkadaşlarının tamamının kendi listesinden olmasını istiyor. Yani işte iki liste olacak karşımda. Yarışan arkadaşın üyeleri benim yönetim kurulumda olacak. Ben zor çalışırım diyor. Ve onlar seçimlerini yani ilçelerde blok listeli yapıyorlar. Şimdi örgütün tabii şöyle bir problemi var. Kendisi oy kullanırken yani kurultaya geldiğinde önüne bir liste geldiğinde seçme hakkı olsun istiyor. O yüzden çarşaf listeyle seçim yapmak istiyor. Ama kendisi seçilirken ilçe kongresinde kendisi seçilirken kendisi blok listeyle seçilmek istiyor. Hı hı. Yani genel merkezde kimse onlara siz seçimlerinizi blok listeleri yapın demiyor ki. Hı hı. Yani orada o seçim o usulle yapmayı tercih ediyorlar. Hı hı. İllerde de genelde böyle oluyor. Şimdi bazı ilçelerimiz var onlar çok uzun süredir ama bunlar tek tük. Onlar blok liste yerine çarşaf listeyi yapıyorlar. Burada şu da doğru değil. Yani ilçelerde bütün Türkiye'de geçerli bir yöntem şudur demek bence doğru değil. Yani çarşaf listeyle blok liste arasında böyle bir hiyerarşi kurmak veya çarşaf liste antidemokratik, demokratik öbürü antidemokratik demek yani ilçe düzeyi için söylüyorum şey farklı, kurultay tarafı daha farklı. Bana çok doğru görülmüyor açıkçası. Bu biraz az önce söylediğim gibi yani belli ezberler var. Yani bazı şeylerin iyi olacağı düşünülüyor. Bu ezberler tekrarlanıyor. Önemli olan yani Göksel Hanım daha çok siyasi kültürle ilgili. Partinin ilkelerine, değerlerine bağlılıkla ilgili. Yani şimdi ön seçim yapıyorsunuz. Ön seçimde bir belediye başkan adayı kaybediyor. Geçiyor başka partiden aday oluyor. Bir başkası efendim partinin aleyhine çalışıyor. Yani siz bunu yazamazsınız ki TÜSİK'e. Anlatabiliyor muyum? Yani netice itibariyle önemli olan seçim burada, sonuçlarına... Burada ön seçim yaparken teşkilatın yapısını irdelemek de ona gündem değil yani mi? Şöyle, evet, yani defa, onu elbette evet. Söylediğiniz gibi blok listeyle seçilenler geliyor. Sonra onlar bir aday öneriyor. Sonra o seçildikten sonra bir başka partiye geçiyor. Seçenler kim diye baktığınız zaman... Sadece CHP'de değil, biliyoruz ki diğer siyasi partilerde de var. Mezhepleşme var, belli gruplaşmalar var, işte eski yönetim var, yeni yönetim var, gençler var, gelenekçiler var. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta onların topladığı bir dinamikle seçilen birinin bir başka partiye gitmesinden söz ediyor olabilir miyiz? Şimdi şöyle şunu ifade etmeye çalışıyorum. Önemli olan TÜSİK'te ne yazdığı ya da kanunlarda ne yazdığından öteye, İnsanların vicdanında, zihniyetinde ne olduğu. Temel mesele bununla ilgili. Yani insanların demokratik prensipleri içine sindiriyor olması, sandıktan çıkan sonuca saygı gösteriyor olması, o yapılan seçimin son seçim olmadığı bilinciyle bir sonraki seçimde yarıştığı, bir önceki seçimde yarıştığı insanlarla bir sonraki seçimde beraber olabileceğini düşünüyor olması. Örnekleri çoğaltabilirim. Sonuç olarak şuna gelmeye çalışıyorum. Mesele burada daha demokratik, daha çağdaş uygulamaları yapmamızın önünde bir engel yok. Biz yeter ki bunu isteyelim, bunu yapalım. İlla bunu TÜSİK'e yazmaya falan da gerek yok. O yüzden bu TÜSİK konusunu ben böyle değerlendiriyorum. Yani bir şekilde tabii ki önemli partimizin bir kurultayı oraya en çağdaş, en demokratik uygulamaları koymak bizim görevimiz parti olarak. Bu doğru. Ama buna çok büyük anlamlar yüklemek konusunda tereddütüm var. Yani netice itibariyle önemli olan zihniyetle ilgili, siyasi kültürle ilgili konular ve tabii ki partinin ilkelerine, değerlerine bağlı olmak konusu. Şimdi arada bir ifadeniz geçti. Onunla ilgili bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi Aydar bizim, Fırat bekliyor. Ona geçeceğim. Gene döneceğiz başka bir turda. Şimdi bizim partiyle ilgili tartışmalarda maalesef gündeme getirilen bir husus var. Onu biraz tartışmak lazım. Nedir o konu? Bu mezhep meselesi. Ya şimdi bakın büyük bir haksızlık yapılıyor. Şimdi Türkiye'de bütün kuruluşlardan, bütün devlet kurumlarından dışlanan ve milyonlarca sayısı milyonlarca olan vatandaşlarımız var, Aleviler var. Yani sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Alevilerin bir diyelim bir gizli teşkilatı varmış gibi, Alevilerin sanki özel bir örgütlenmesi varmış gibi bir bakış açısıyla, siz de öyle yaptınız diye demiyorum lütfen beni yanlış anlamayın. Yok öyle yapmadım zaten. Evet. Yani böyle bir CHP tartışması iktidar da bunu çok gündeme getiriyor. Ya öyle bir şey yok.
Yani CHP diğer partilerden farklı olduğu için CHP'ye de Aleviler üye olabiliyor. Alevilerin hayat tarzıyla, dünya görüşleriyle CHP'nin ilkeleri, değerleri de önemli ölçüde örtüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olursak biz bir ayrımcılığa uğramayız. Bizim hakkımız yenmez diye de Aleviler düşünüyorlar. Bu da iyi bir şey, kötü bir şey değil. O nedenle... Yani Alevilere vurgu yapmak için söylediğim bir şey değil. Ben size gidip de söylemiyorum. Her siyasi partide yani baktığın zaman AKP'de de işte Karadeniz grubu var, Güneydoğu grubu var. Yani gruplaşmalar var, onu kastediyorum. Şunu gelmeye çalışıyorum. Hı-hı. Bir haksızlık yapılıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir haksızlık yapılıyor. Yani bu kadar dışlanan, horlanan bir toplum kesimiyle ilgili sizin tekrar ifade ediyorum. Yani size değil bu söylediğim. Yapılan yorumları izlediğim zaman televizyonlarda, başka yerlerde bunları iyi niyetli bulmuyorum. Bunu geçmişte Erdoğan da çok yaptı. Hatırlayın yani o zaman bizim bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çıktı meydanlarda. Efendim güya Alevi olacak, Alevilikle işte bir takım ifadeler kullandı. Başka bir gün çıktı dedi ki önemli olan dedi efendim boy değildir, soydur. Yani sanki bu ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde o büyük toplum kesimini ötekileştirmeye, dışlamaya yönelik. Ama biz burada şimdi bunu tabii yapmıyoruz. Biz tabii ki. Ama şuraya geleceğim. Yani bunları nasıl aşar Türkiye? Yani Türkiye bu kimlik siyaseti belasından nasıl çıkar? Şöyle çıkar. Daha çok demokratik ilkeler yer bulursa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri, temsil ettiği ilkeler, değerler toplumda daha büyük karşılık görürse, bu ayrımcılık ortadan kalkarsa, Türkiye'de eşitlik anlayışı hakim olursa bu sorunlarımızı da aşarız. Ali Aydar'ın... Peki siz Ali Aydar'la devam edin. Ben sonraki turda söyleyeyim. Peki. Döneceğiz dediğim gibi tekrar. Evet çok özür diliyorum. Beklettik biraz Ali Aydar Fırat. Rica ederim. Şimdi tartışma başka bir yere kayıyor biraz da. Aslında konumuz tamamen tüzük kurultayı ama ben size aynı soruyu tekrarlayarak gelmek de istiyorum bir yandan. Şimdi her ne kadar bu şey gibi olsa da yani çarşaf liste, blok liste meselesinin önemli bir yani en azından geri planda tartışıldığını hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Dolayısıyla bu noktada doğru olanın ne olduğu konusunu soracağım gibi bir de yine sizler de aynı soruları söz verdiğimde şey yapabilirsiniz. Mesela geçen gün ben TÜSES Başkanı'yla bir yayın yaptım. Onlar bir rapor hazırladılar ve parti yönetimine sundular. Biliyoruz ki İstanbul'da İstanbul İlçe Örgütü STK'ları da bir araya getirerek bir çalıştay düzenledi. Onların önerileri oldu. Bu ve bunun gibi öneriler de var. Bütün bunların bu tüzük hazırlığında çalışmalarda ne kadar etkisi var? Dikkate alınıyor mu bunlar? Bu öneriler ne ölçüde dikkate alınıyor? Ve çalıştay meselesi de zaten oradan benim önüme ağırlıklı olarak düştü. Çalıştaydaki blok listemi, çarşaf listemi tartışması. Bu yani okunuyor ve kenara mı konuyor? Yoksa bunlar da tartışılıyor mu? Ve hangisi doğru olan? Yani demokratik bir tüzük kurultayı görecek miyiz biz önümüzde? Onu vaat ettik. Dolayısıyla onun mutlak suretle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Yaklaşık 7000 üzerinde bir öneri geldi tek tek kişilerden. Hem parti yönetiminde olan hem üyelerden. Dolayısıyla bunlar elbette ki konu başlıkları nihayetinde yani belli konu başlıklarına ayrıldılar ve o konu başlıkları çerçevesinde sınıflandırıldı. Bunlarla ilgili elemeler yapıldı. İki tane dediğiniz gibi toplantı yapıldı tüzükle ilgili. Parti meclisi olarak biz bir kere toplandık. Bu düzenli olarak MYK'da görüşülüyor. Ayrıca her ilden bir temsilci istendi ve o temsilcilerle zaten bu toplantılar gerçekleştirildi. Bunun haricinde il başkanlıkları kendileri tüzük ne olması gerektiği konusunda belli çalıştaylar yaptılar. Dolayısıyla artık hemen hemen bütün bir yani genel başkanımız Sayın Özgür Özel önceki genel başkanlarımızla bir araya geldi. Bu hafta Sayın Kılıçdaroğlu'yla önceki genel başkanımızla bir araya gelecek. Dolayısıyla hemen hemen herkesle görüşülmüş olacak, herkesten görüş alınmış olacak. Bu işin teknik kısmı içerik olarak da yani asıl bence üzerinde durulması gereken üye yapımızın daha sağlıklı hale getirilmesi. Yani buradan kastımız ne? Buradan mesela yani bir üyeniz var, belli bir oranda bir mahallede üyeniz var ama o oranda oy alamıyorsunuz. Dolayısıyla
orada bir aidiyet sorunu var ya da birileri tarafından üye yapılmış insanlar var. Uyuyan üyeler gibi mi? Onu mu kastediyorsunuz? Evet. Yani aktif değil. Bunlar aktif değil, aktif olmayan üyeler. Dolayısıyla zaten aslında mesele o üyeliğin aktif hale getirilmesi ya da aktif üyelerin karar alma süreçlerinde daha etkin bir hale getirilmesi. Şunu görüyoruz çünkü ilçe düzeyinde yapılan işte seçimlerde gerek bu ön seçim meselesinde işte ilçe başkanlıkların belirlenmesi gerek belediye başkanlıkların belirlenmesi aşamalarında hiç olmadığı kadar büyük katılım oluyor ama aynı katılımı başka süreçlerde göremiyoruz. Dolayısıyla burada birilerinin belli köy, akraba, eş, dost üzerinden kurdukları yapılar var. Bunların bir biçimiyle daha gerçekten o yani kararları daha demokratik bir zemine oturtmak adına bu aktif üyelik meselesinin bence hızlı bir biçimde yaşama geçirmemiz gerekiyor. Üyenin aidat ödeyip ödemediği, parti etkinliklerine katılıp katılmadığı, bütün bu süreçler içerisinde yeri alıp almadığı bence önemli. Ondan sonraki kısım zaten bence biraz daha kendiliğinden gelecektir. Biraz önce Yunus Emre hocam söyledi. Evet, TÜZÜK aslında birçok şeyin yapılmasını zaten söylüyor. Bu tamamen iradi olarak ilçe örgütleri, il örgütleri ya da kurultayda uygulanmıyor ya da uygulanmak istemiyor. Bunun farklı nedenleri olabilir. Çok pratik olduğu için de bazen tercih ediliyor. Ya kim uğraşacak çarşaf listeyle tek tek isim saymak, onlara oy vermek. O yüzden hani işte efendim blok liste daha mantıklı deyip bu süreci bambaşka şekilde değerlendirenler de var. Biraz da çünkü bir de her ilde çok ciddi bir karşı karşıya gelme, yarışma, orada demokratik süreçler yaşanmıyor. O biraz çünkü üyenin ne kadar üye olduğu ile ilgili bir durum. O yüzden biraz daha genel bir çerçeve elbette ki konulacak ama belli bir takım yerel dinamiklerin de göz önünde bulundurulması lazım. Yani her yerde aynı ölçüyü tutturmanız mümkün değil. Çünkü her yerde çok ciddi bir üyeniz yok. Dolayısıyla üye bulamazken ya burada illa işte çarşaf olsun dediğiniz andan itibaren o çarşaf listeyi dolduracak. Çünkü birçok yerde tek aday çıkıyor. Hem ilçe başkanlıklarında hem il başkanlıklarında. Bir takım gerçeklikler var. Dolayısıyla da bu gerçeklikleri de hesaba katmak lazım. Parti her yerde güçlü bir örgütlüğe sahip değil. Örgütlerimiz var ama üye sayımız az. Dolayısıyla orada da böyle bir durum var. Genelde konuştuğumuz mesele aslında kurultayda bir çarşaf liste olabilir mi olamaz mı? Orada da genelde yarışan adaylar blok listeyi tercih ediyorlar. Tıpkı biraz önce Yunus hocamızın söylediği gibi herkes kendi çalışmak istediği ekibi korumaya çalışıyor ya da o ekiple girmek istiyor. Ama çarşaf şu anda çarşaf liste olayı hala var ve belki bu tüzük değişikliğinde zorunlu hale getirilebilir. O da ne kadar doğrudur, o da ayrı bir tartışma konusu. Bunun zorunlu hale getirilmemesi. Gündemde i̇şte, mi zorunlu hale getirilip getirilmemesi? Ya bu konuşuluyor, bu konuşuluyor ama hani o zorunlu hale getirilirse her yerde bu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? O da başka bir tartışma konusu. Ama şu var, yani partinin bence asıl meselemiz artık bu hem yapay zekaya ulaşılan boyut, partinin daha yani insanların karar alma süreçlerine illa belli merkezlerde, belli salonlarda toplanması değil de yani internet üzerinden de oy kullanabilir ya da oradan katılabilir. Yani biraz daha partinin e-partiye dönüşmesi gerekiyor. Onun üzerinden belki biraz daha dijitalleşme gerekiyor. Çünkü buna doğru gidiyoruz. Ve dolayısıyla partinin altyapısının buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. İnsanlar yani hemen hemen her konuda görüş alışverişinde bulunabilirler. Efendim partiye ilgili görüşlerini aktarabilirler. Ha, partinin internet sitesi var. Bunlar daha etkin hale getirebilir ama yani bir aplikasyon oluşturduğunuz zaman o aplikasyondan insanlar çok rahat bir biçimde yaşanan süreçlere ilişkin olarak örneğin normalleşmeyi tartışıyoruz. Bununla ilgili fikirlerini dile getirebilirler. O da anketler yapılabilir. Bu tür öneriler de iletildi. Bunun haricinde de yani elbette ki asıl önemli olan hem gençliğin hem kadınların temsil edilmesi, gerçekten temsil edilmesi. Ama bunun bir popülist akılla ya değil, gerçekçi bir biçimde söylenmesi, yapılması. Ben de o %50'ye sıcak bakanlardanım. Ama bu her yerde doldurulabilir mi, bu liste yapılabilir mi onu bilmiyorum. Ama mutlak surette daha çok kadın adayın olması zorunlu. Çünkü ben değişimin ancak böyle olacağını, böyle mümkün olacağını düşünüyorum. O sebeple ben de %50'ye sıcak bakanlardanım.
Peki, onun peki haricinde... bu %50'ye sıcak bakanların oranı bunu böyle kestirmek mümkün mü parti içinde? Hani ilk etapta %33'ten bildiğim kadarıyla %40'a çıkarılması, sonra tedrici olarak %50'ye çıkarılması gündemdeydi. Şu anda biz bu tüzük kurultayında bununla ilgili bir şey görebilecek miyiz adım? Yani irade %50 şeklinde cereyan ediyor şu anda. Değişir mi değişmez mi, tartışmalar ne şekilde bir seyir izler onu hep birlikte görürüz ama %50'nin ben genel kabul gördüğünü en azından kendi gözlemlerim çerçevesinde söyleyebilirim. Bu elbette ki tartışmalarla ilgili ama bizim değişim meselemiz sadece tüzükle ilgili değil. Son iki günde programı konuşacağız. Parti programını konuşacağız. Dolayısıyla bence asıl belki toplumu ilgilendiren mesele, daha geniş kesimle ilgilendiren mesele parti programının çok hızlı bir biçimde değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü halen parti programımızda yani Deniz Bey zamanında hazırlandı. Başbakanlık müsteşarlığının kaldırılması konuşuluyor. Yani yazılıyor daha doğrusu. Şimdi bu olmaz. Yani bunu hızlı bir şekilde değiştirmemiz lazım. Yani bir yeni bir işte Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bunun alternatifini inşa etmek gerekiyor, konuşmak gerekiyor, yazmak gerekiyor. Türkiye'nin sorun alanları var. Bu sorun alanlarına yönelik olarak da kapsamlı ve geniş bir çerçeveyi çizecek yaklaşımlara ihtiyaç var. O çerçevede de ben tüzükle birlikte ve sonrasında parti programının da değişmesi bizim bu değişim sürecini bütünleyecektir, bu değişim sürecini köklendirecektir. Ve partinin de başka alanlarda örnek olduğu gibi bu hem tüzük, demokratik bir tüzük hem de kapsamlı bir programla toplumun, ya Türkiye'de ben hazırım hem sorunları çözmeye hem kendi iç işleyişimle ben iktidar olmaya hazırım mesajının aslında hepimiz tarafından parti örgütü olarak verilmemiz gerekiyor. Zaten iki gün önce Özgür Özel de yaptığı konuşmada tüzük kurultayının ardından bu parti programına yönelik mesajlar da vermişti. Evet. O zaman Saniye Barut size döneceğim. Yine kadın konusunda da söylemek istedikleriniz varsa onu da dinlemek istiyorum. Hakikaten eşit temsil çok önemli. Çünkü o kurultayı da ben gelmiş izlemiştim. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği, o değişimin hakikaten hissedildiği bir salondu o gece. Önemli bir geceydi. Onun tanıklığı da benim açımdan bir basın mensubu olarak önemliydi. Peşi sıra işte yerel seçimler geldi ve orada da tam olarak hani ben göndermeli bir şekilde söyleyeyim yetmez ama evet diyeceğimiz oranda kadınlarla karşılaştık. Özellikle İzmir'de çok güzel bir sınav verildi gerçekten. Ama işte belli büyük şehirlerde, belli şehirlerde Eskişehir gibi, Bilecik gibi, Afyon gibi belediye başkanları oldu. Bunlar önemli ve güzel adımlardı ama tabii ki işte o noktada diyorum tam da yetmez ama evet'i söylediğim yer burası. Bunu mecliste göremiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göremiyoruz. Ve tabii görsek bile şey de var. Yani sadece kadın olması yeterli mi? Yani kadın olarak etkin karar alma mekanizmalarında yer almasının da önünün açılmasından söz ediyoruz bu talepte bulunurken. Şimdi bir kadın olarak bir yanıyla bu konuda size sözü bırakmak istiyorum. Bir de şu dönem sınırıyla ilgili ne aşamadayız? Dönem sınırının kalkması da sanıyorum şu anda konuşulan mevzular arasında ama belli henüz bir karara bağlandı mı bilmiyorum. Fakat belli koşullar altında dönem sınırının kaldırılması da gündemde anladığım kadarıyla. Buyurun. Göksel Hanımcığım, şimdi ilk sorunuzdan başlayayım. Kadın konusunu konuşuyor olmak, kotalarla anıyor olmak hala 21. yüzyılda hakikaten kelime bulamıyorum şu anda. Yani konuşmamız gereken bir konu. İnanın Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD'de Essen eyaletinde diye biliyorum. Kotalar uygulanmıyor diye bunu anayasaya aykırı buluyor ve iptal ediyor. Yani kotanın %30-40 şeklinde kotayla kadınların temsiliyetini ifade etmek hakikaten çok doğru bulmuyorum 21. yüzyılda. Bir defa gerek meclisteki temsiliyet, gerek yerel yönetimlerde, gerekse il ilçelerde, yani bütün siyasi partiler açısından söylüyorum biz bunu, son süreçte yerel yönetimlerde kadın adaylarla biraz olsun telafi etmeye çalıştık ama bu %10'u bile seçilen BD başkanlarımızın toplamına baktığınızda yanlış anımsamıyorsam %10'u geçmeyen bir sayı. Evet. Ancak kadınlar, evet. Yanlış anımsamıyorum, Ali Aydar Başkan da bilebilir. Bu noktada bizim bugün %33-40
şeklinde bir kotadan ifade ettiğimiz kadın temsiliyetini kotadan bağımsız şekilde eşit temsil olarak ifade etmek, bunu bu şekilde yerleştirmek ve uygulamaya sokmak en doğru olan ve bunun da sizin de ifade ettiğiniz gibi %40'la başlayan bir devinimle eşit temsiliyete doğru Genel Başkanımız Özgür Özel'in gerek parti mecliste ifade ettiği gibi gerek kamuoyunda ifade ettiği şekliyle bunun olacağına olan inancım tamdır. Bu noktada tabii şeyde yapacağımız tüzük kurultayında buna ilişkin olarak nasıl bir çalışma yürütülüyor o konuda inanın bilgim yok. Ama tartışmalara ve taleplere vakıfsınız muhtemelen. Burada buna dair muhakkak bir tüzük değişikliği olacaktır. En azından %33 kotayla ilgili bir değişiklik olacaktır. Temsiliyet noktası, pencere sistemi konuşuyoruz bugün. Genel Başkanımız bunu yerel seçimlerde gerek il genel meclisi bunu 165 seçim bölgesinde örgüt denetimli ön seçim yaptığımızda gerek BD meclis üyeleri, gerek BD başkan adaylığı gibi noktalarda buna önem verildi. Pencere sistemi kıymetli. Yani burada gençlerin ve kadınların temsiliyeti noktasında da örgütümüz bu konuda ön seçime çok kıymet verir. Buna da uyar. Böyle bir kültürden geliyor Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Bu kıymetlidir. Ya, tabii burada gençlik ve kadın kotaları diye konuştuğumuzda tabii nasıl bir formülasyon gelecek önümüze onu biz de bilmiyoruz. Ben bilmiyorum açıkçası. Bunlarla ilgili ama söylemlerinin yerine getirileceğine olan da inancım var genel başkanımıza. Sonrasındaki soruyu tekrar anımsatayım. Dönem sınırını sormuştum. Dönem sınırıyla ilgili evet. Bu yenileşmek diyoruz, değişim diyoruz. Dünya değişiyor, dünya yenileşiyor. Çocuklar artık yapay zekayla ne yiyip ne içeceklerine karar veriyorlar. Bu devirde bugün dönem, 3 dönem, 5 dönem, 7 dönem gibi bir dönemle inanın hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, hem üyeleri, hem kamuoyu bu yönde ciddi bir beklenti içinde. Yalnız tabii bunu siyasi partiler kanunu da önemseyerek, dikkate alarak biliyorsunuz tüzük siyasi partiler kanununa aykırı olamıyor. O bağlamda 2 dönem, 3 dönem kuralıyla sınırlama, ancak ön seçim olduğunda tabii böyle bir dönem kuralıyla ön seçimde gelir. Yunus Emre Hocam, işte Ali Aydar Hocam inşallah vekil olmadı ama gelir ön seçimlerden sürekli çıkacak olan çalışkanlıklarıyla, tabanıyla, seçmeniyle gerekli bağ kurmuş olan insanlar ön seçimden çıkabilir. Orada dönem kuralı getiremezsin zaten. Bu kişilerin seçme hakkına da aykırılık teşkil eder. Ancak bunun dışında merkez yoklamasıyla, atamayla inanın bu herkesi rahatsız eden gerek CHP kamuoyunu, CHP tabanını gerekse tüm seçmenleri rahatsız eden bir durum. Bunun dönemle sınırlandırılması, en azından tüzüğe amasız, fakatsız bugünden girmesi temennimizdir. Yani bunu geçmiş dönemleri bypass ederek, istisna getirerek yapmak, istisna getirdiği her noktada kural bizim hukuk tabirini delinmek içindir. O noktada kuralı tüzüğe geçirdiğimizde, derç ettiğimizde buna uygun da gelecek seçimleri, çünkü kişi seçime girecek. Ön seçime girecek, bilecek ki ön seçim kararı uygulanacak. O koşullarda, o koşullara uyarak, sonucunu bilerek seçime girmek ister. Nasıl bir maça çıkarken kuralları biliyorsunuz, maça gidiyorsunuz değil mi? Yani bu anlamda da ön seçim ya da merkez yoklaması, dönem kuralı bu anlamda kıymetli. Dediğim gibi tekrar edeyim. Ön seçimle gelecek olan adaylarla ilgili bu siyasi partiler kanununa aykırı teşkil edeceğini de getirmek benim hukukçu olarak düşüneceğim. Bu tabii partinin kararı olarak söylemiyorum kesinlikle. Tabii. Bu benim kesin kişisel düşüncem. Ancak diğer türlü merkez yoklamasıyla tanınacak kontenjanların 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem şeklinde kullanılması, herkesçe gelinen bu değişim söyleminin bu kadar güçlü hissedildiği ülkemizde, partimizde tabanda da rahatsızlık oluşturuyor. Bunun muhakkak tüzük kurultayında da vücut bulacağını düşünüyorum. Kuralla ilgili bir düzenleme yapılacaktır. Hı hı. Ama zannediyorum... İki dönem, üç dönem evet. Bilemiyorum. İki dönem mi, üç dönem mi bilemiyorum dediniz galiba değil mi? Evet. Yani bu bugün tabii AKP'de bile 3 dönem kuralı var. DEM Parti'de 2 dönem kuralı var. Bizde böyle bir dönemle ilgili tabii geçmiş dönemde konmuştu son tüzük değişikliğinde 2018'de ancak istisnalar getirdiği için uygulanamadı. Bu anlamda toplum artık tüzüğe, örgütlerimiz özellikle
bu anlamda dönem kuralı ile ilgili bir değişiklik beklentisi içerisindeler. Dönem kuralıyla tabii ilgili ne konuşuluyor diye döneceğim size. Çünkü bir istisna tartışması var bildiğim kadarıyla, değil mi? Şimdi şöyle, tabii dönem kuralı niye gündeme geldi? Bu son 2023 seçimlerinden sonra gündeme geldi. Yani vatandaşlar şunu düşündü. Ya biz bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için çalışıyoruz. Fedakarlıklarda bulunuyoruz. İktidar tarafından dışlanıyoruz. Ama CHP'de öyle insanlar var ki bunlar hiç kaybetmiyor kardeşim. 20 sene, 30 sene parlamentoda bulunuyor. Bu böyle olmaması lazım. Bir de zaten şeyle gelmemişler göreve. Belli bir seçim mekanizmasına gelmemişler diye düşünülüyor. Öyle bir tepki ortaya çıktı seçimden sonra. Onu gözlemliyorum. Aslında başlı başına yasama meclislerinde dönem kuralı uygulaması pek demokratik ülkelerde olan bir şey değil. Yani şimdi Kuzey Amerika'da da Avrupa'da da görürsünüz 30 yıl, 40 yıl mecliste bulunan insanlar vardır. Bu tabii ki genel başkanlar tarafından listelere konulan insanlar olarak değil. Yani ya o da dar bölge vardır, bir milletvekili seçiliyordur. Ya efendim belli bir ön seçim usulüyle göreve gelmiş, ya tercihli oyla gelmiştir falan. Bunlarladır. Halkın sevdiği, seçmenin sevdiği, tabanın sevdiği insana göreve devam ederler. Saniye Hanım da diyor, evet, ki yine gelsin ama ön seçimle gelsin. Bravo, tam onu söyleyeceğim. Evet. Toplumun talebi zaten bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de tabanı da şunu istiyor. Ya netice itibariyle bu kadar uzun bir iktidar süresi Türkiye'de oldu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. CHP'de muhalefette bulunurken biz kendisini CHP'nin yenilemesini bekliyoruz. Yani başaramadıysa o zaman kadrolarını değiştirsin, kişileri değiştirsin, anlayışı değiştirsin, zihniyeti değiştirsin. Yeni bir formatla karşımıza gelsin de biz onu tercih edelim. Ama aynı isimler kaybeden CHP, aynı isimler kaybeden CHP, aynı isimler görünce bu bir tepki yaratıyor. Ama tabii bunu sadece milletvekilleri bakımından düşünmek de hatalı. Onu da söylemek lazım. Yani tabii, şimdi belediye başkanları var. Böyle bir boyutu da var. Böyle bir boyutu var ki milletvekiliyle belediye başkanının şöyle bir farkı da var. Belediye başkanı belli bir kamu gücünü kullanıyor tabii. Yani belli sayıda efendim personeli var belediyenin. Belediyenin belli bir bütçesi var. Doğal olarak benim yine görebildiğim kadarıyla partideki demokratik işleyiş bakımından, yani sadece bunu milletvekilleri bakımından düşünmek de yeterli bir sonuç vermeyecektir. Ama tabii burada bir ön seçim bahsinde de şunları ben eklemek istiyorum. Ben bir defa milletvekilliği ve belediye meclisi üyeliği gibi görevlerde ön seçimi koşulsuz savunuyorum. Bu çok doğru bir yaklaşım. Niye? Şimdi bakın şöyle düşünün. İstanbul'da bir partili sandığa gidip ön seçimde oy verirken Göksel Hanım bir kişiye oy vermiyor. Yani İstanbul'un bir bölgesinde 30 milletvekili seçiliyorsa en az 15, en çok 30 kişi oy veriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Önüne şeyi aldığında, pusulayı aldığında belki tanıdığı arkadaşı birkaç kişiye verdi. Dayısının oğlu, amcasının oğlu onlara da verdi. Ama daha 20 kişiye daha oy verecek. Aynı pusula içerisinde. O zaman ne oluyor? Gerçekten ya bu insanlar partiye katkı verirler, bu insanlar faydalı olurlar diye düşündüğü insanlara da oy veriyor. O nedenle yani özellikle geniş seçim çevrelerinde ön seçimler benim yine izlenim olarak söylüyorum bunu, partinin görüşü olarak değil, doğru sonuçlar verirler. Yani ve bir gerilim yaratmaz. Ama tabii belediye başkanlığında şöyle bir mahsuru var ön seçimin. Bir kişiye oy veriyorsunuz. Yani üyelerin diyelim %51'i bir kişiye veriyor, %49'u bir kişiye veriyor. O doğal olarak bir kutuplaşma yaratıyor. Çünkü tek bir tercih yapılıyor orada. Bir de tabii sadece belli sayıda insanın oyuyla oraya seçildiğinde seçimi de maalesef dejenere etme ihtimali de var. Nasıl oluyor bu? Yani belediyenin imkanlarını, gücünü kullanarak o ön seçimi aslında gerçek bir seçim olmaktan çıkartabiliyor maalesef. O nedenle yani burada az önce Ali Aydar Bey söylemişti, ben ona katılıyorum. Yani bütün Türkiye çapında gerekli, bütün Türkiye çapında geçerli çözümlerdense olay bazında, vaka bazında, seçim bölgesi bazında geçerli çözümleri aramak lazım. Bu da tabii biraz daha hem birbirimize güvenmeyi hem belli demokratik ilkelere sahiplenmeyi gerektiriyor. Yani çok meşhur bir örnek vardır. Şimdi biliyorsunuz İngiltere Meclisi'nde çok çetin tartışmalar olur ama insanlar birbirine vurmazlar, öbürünün alanına geçmezler. Bir gün sormuşlar adama, ya niye geçmiyorsun öbür tarafa diye, ne olur geçersen diye. Yani hiçbir yerde iş düzlükte orada burada falan bir ceza yazmıyor demiş, ayıp olur. Yani netice itibariyle bakın biz seçimler yapıyoruz, bu seçimler önemli ölçüde parti içerisinde
hakim denetimini yapıyoruz. Ne demek bu? Seçim kurulunun bir görevlisi geliyor ve ilçe seçim kurulunun nezaretinde o seçimler yapılıyor. Şimdi batıdaki örneklerde hiçbir yerde böyle bir seçim olmaz. Yani bir yerde bir parti seçim yaparken hükümet görevlileri gelip bu seçimleri ben düzenleyeceğim derse adama derler ki ya sen nereden çıktın, sen bizim şeye karışıyorsun. Ama biz örneğin böyle olursa seçimin daha güvenli olacağını düşünüyoruz. Niye? Niye? Çünkü kendi aramızda güvenle ilgili bir problem var. Bu CHP'ye özgü değil. Yani Türkiye biliyorsunuz kişiler arası güvenin çok geride olduğu. Peki kurumlara güvenin. Evet, ne noktaya gelindi bunu bu aşamada? Yani bunlar dediğin gibi bence çok böyle tüzük meselesi değil. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Evet ama konuşuluyor yani. Bir karar çıkacak orada. Bir karar çıkacak. İşte bir hazırlık arkadaşlar yapıyorlar. Aha. Bunları geniş olarak parti değerlendirecek. Aha. Ama bir defa birincisi partideki bu değişim konusunu ciddiyetle ele almamız lazım. Yani sadece genel başkanımızı değiştirdikten sonra bir büyük toplum beklentisi olduğunu görmemiz lazım. Peki ben bu şöyle nedir sorayım. O nedir? Partinin politikalarının değişmesi, parti içindeki işleyişin değişmesi, mentalitenin değişmesi, halkın katılımının daha fazla artması. Bir örnek vereyim size. Düzenli olarak 15 yıldır bizim genç üye oranımız düşüyor. Yani bizim her parti meclisi raporunun arkasında üyelerin istatistikleri var. Şimdi bakın Türkiye gibi gençlerin daha fazla artık eğitime erişebildiği, daha kentli bir Türkiye ortaya çıktığı ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oylarını daha çok gençler verirken niye parti örneğin kaydolmuyorlar? Yani bunun çok sebebi var ama şuna ben gelmeye çalışıyorum. Bunu tüzükle düzenleyemezsiniz. Tamam. Bakın geçmişte kota falan da yoktu. Çok daha fazla genç üye partiye kaydoluyordu. Bugün kotalar var. Gençler partiye kaydolmuyor. Ama niye? Tüzükle sağlayabilirsiniz. Çok pardon. Hayır. Sözünüzü kesiyorum. Tüzükle şunu sağlayabilirsiniz. Demokratik iklimin yaratıldığını gösteren bir parti gösterirsiniz. Gençlerin de talebi eğer bu demokratik iklimde yeşermekse zaten kendiliğinden gelir. Yani o cazibe merkezini sizin oluşturmanız gerekiyor. Doğru, haklısınız ama şunu söyleyeceğim. Bu sadece tüzük olayıdır ve kotalar koyarsak gençler gelir derseniz işte olmuyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bakın tüzüğe biz kotayı koyduk. Gençlik kotası var, kadın kotası var ama genç üye oranı azalıyor. Demokratik iklimlerde. Şimdi işte oraya geliyoruz. Bu zihniyetle ilgili. Yani gençler gelip ben CHP içinde çalışırsam Türkiye'nin değişmesine, dönüşmesine katkım olur diye düşünmüyorlarsa eğer. Bunun önünü açamıyorsak dediğiniz çok doğru. Şapkayı önümüze koyup bizim düşünmemiz lazım. Onunla ilgili. Bir diğer taraftan da şu var tabii. Netice itibariyle böylesine bu kota konularına falan da ben biraz farklı düşünüyorum. Yani bu biraz siyaseti böyle profesyonelleştiren, belli odakların, belli lobilerin temsilcilerini, çünkü kolay seçiliyor kotalardan insanlar, oralara taşıyan bir şeye de bürünü veriyor. Bakın bunlardan çıkmamız lazım. Kadın kolları başkanının seçildiği olayda olduğu gibi mi? Nasıl yani? Yani kadın kollarında bayağı bir tartışma oldu kadın kolları başkanı seçilirken. Ben kadın kolu seçimi için söylemiyorum. Onu bizim, söylemiyorsunuz bizim, da onda bizim, dediğinizin evet, bir örneği şeydeki, sanki yaşandı. Bizim kurultaydaki kotalardan seçimlerle ilgili bunu söylüyorum. Burada mesele şu. Güçlü insanlar, güçlü politikacılar, güçlü gençler, güçlü kadınlar siyasette olması meselesi. Yani biz onların şimdi kadın kotası ya genç kotası ayırmak lazım. Evet. Onu söyleyeyim. Kadın kotası örneği bize şunu gösterdi. Dünyada kadın kotası olan ülkelerde bu 20 yıl 30 yıl uygulanırsa sonunda gerçekten bir olgunlaşma oluyor ve eşit temsile yaklaşılıyor. Ve hep böyle erkek işi zannedilen konularda da çok başarılı kadınlar oluyor. Bakıyorsun Norveç'te, İsveç'te falan değil mi? Son derece başarılı savunma bakanı, kadın savunma bakanları uzun süre yapıyorlar. Demek ki bunda bir eksiklik yok. Evet. Şuraya ya çok tabii CHP'yle ilgili konu olunca çok şey var. Son cümle o zaman birkaç şey söyleyeyim, toparlayayım. Şimdi de biz neredeyse yarım yüzyıl sonra birinci parti olduk. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken çok böyle kendi içimizdeki meselelerle toplumu görmek değil. Biz kendi işimizi kendi aramızda konuşalım, tartışalım, belli kararlar alalım. Ama bu işi hemen kapatalım. Yani CHP'nin meseleleriyle toplumdan çok da meşgul değil. Türkiye'nin çok ağır sorunları var, çok ağır meseleleri var. Bunlara odaklanalım ve önümüzde önemli bir fırsat var. Yarım yıl sonra birinci parti konumundayız. Seçimlere büyük bir güvenle gidiyoruz. Bunun imkanını kullanarak toplumla
daha güçlü bağlar kuralım, partimizi iktidara taşıyalım. Ve bu CHP içi meseleleri de hemen işte nasipse şu bir hafta içerisinde falan toparlayalım, bitirelim. Bitirelim önümüze bakalım. Evet. Alaydar, size dönüyorum şimdi, şöyle dönüyorum. Aslında biraz da gazeteci kimliğinizle dönüyorum. Meslektaşım, basın mensubu kimliğinizle dönüyorum. Önümüze bakalım, bir an önce bitirelim bunları. Türkiye'nin daha önemli sorunları var dedi Yunus Emre. Elbette buna katılmamak mümkün değil ama. Şimdi bakın, birkaç cümle okuyacağım ben size. Parti yeni yüzlerin önünü açıyor ama geleneğin direnciyle karşı karşıya. Genel merkez nezaketsiz davrandı. Partiye yıllarını veren isimleri küstürdü. Genel başkan kadınları görmek istiyorsa kadınlar nerede? Bakın, bu okuduklarım ne biliyor musunuz? Benim tam 10 yıl önce CNN Türk'te dönemin CHP'si için yazdıklarım. Bugüne dair değil bu söylediklerim. Ve sonradan şey yapacağım, burada Baykal ekibi tasfiye ediliyor diye yazmışım. O zaman bugün de ne konuşuluyor tabağında? İşte Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye ediliyor. Şimdi bakın, önümüze bakalım diyoruz ama 10 yıl önce yazdıklarım bugün de aynen geçerli. Şimdi bundan hareketle soruyorum. Biraz da o gazeteci kimliğinizle de soruyorum. Aslında aradan bu kadar zaman geçmiş ama bakın tabanda ya da işte CHP'nin tabanında hala aynı tartışmalar yapılıyor, görüyoruz. Onun bu tüzük kurultayına yansımadığını siz söyleyebilir misiniz? Bu mümkün mü? Elbette bir tarafta işte kırıldığı söylenen bir kesim var. Tasfiye edildiği düşünen bir kesim var. Farklı farklı yapılanmalar var. Bütün bunların da bu tüzük kurultayında gelip bir şekilde işte oy kullanacaklar, delegeler üzerinden oy kullanacaklar gibi bir durum var. Bundan hareketle buna lütfen bir cevap rica ediyorum. Bir de şeyi sormak istiyorum. Parti meclisinin sayısının artırılması da bir yandan tartışılıyor. Acaba parti meclis sayısının artırılması ve o kırıldığı düşünülen, küskün olduğu düşünülen kişilerin de parti meclisinde bir şekilde yer alması bütün bu küskünlüklere de son verecek bir adım olabilir mi ya da gündemde mi? Son sorudan başlayayım. Bir 80 rakamı konuşuluyor. Evet. Tekrardan 80'e çıkarma. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. Bence yine 60 rakamı korunur. İlk sorunuzla ilgili olarak bir tavsiye olur mu olmaz mı? Bu elbette ki şimdi bir değişim süreci yaşandı. Parti iki adaylı bir kurultay yaşadı. Dolayısıyla orada taraflar netleşmişti. Ama bundan sonraki süreçte tek adaylı bir seçim olursa orada ben bir tasfiyenin olmaması yönünde kişisel fikrim. Partinin bütün bugüne kadar emek vermiş, farklı ülkelerinde görev almış ya da almamış herhangi, sadece üyelikle ilgili, bu isimlerin de mutlak surette partide görev alması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun daha politik bir arka planı olduğunu ifade etmek isterim. O da şu, çok uzun süre parti iktidar hayali kurmadı. Yani daha doğrusu parti küçük iktidar odakları ya da hedefleri üzerinde, bunlar da çoğunlukla belediye başkanlıklarıydı. Bunun üzerine bir yoğunlaşma oldu ve o yüzden de partinin kendi iç işleyişinden ya da kendi içindeki gruplaşmalar, kendi içerisindeki klikleşmeler biraz da bundan kaynaklı olarak büyüdü, serpildi. Ama bugün ilk defa 50 yıla yakın bir süre sonra, 47 yıl sonra parti birinci parti oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı adayları konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adaylarımızın güçlü olduğunu da herkes biliyor. Dolayısıyla partinin biraz daha artık dışa dönük bir nitelik taşıdığını, kabuklarını kırdığını da söylemek gerekiyor. Bu biraz bizim düşünme biçimimizle, hareket etme biçimimizle ilgili bir meseleydi. İnanmıyorduk birinci parti olacağımıza ya da iktidarı alacağımıza. Ama son Cumhurbaşkanı seçiminde önceki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'yla kazanacağına olan inanç yüksekti. Sonra orada bir kırılma oldu, tekrardan bir içe dönme oldu. Ama yerel seçimde tekrar parti birinci parti olunca bu kadar uzun bir süreden sonra bu görüş ve bu yaklaşımın ben giderek kırıldığını düşünüyorum. Bu biraz iktidarı kendimize hedef olarak koyduğumuzda, daha büyük bir hedefe doğru gittiğimizde parti içindeki bu klikleşmeler ya da küçük iktidar alanlarını sabitleme ve orada var olan iktidarı sürdürme çabasının da ben giderek ortadan kalkacağını düşünüyorum. O aşamadayız. Yani bir kırılma noktasındayız parti olarak.
Eğer bunu gerçekleştirirsek, ki gerçekleştireceğini düşünüyorum, bütün konuşmalar, genel başkanımızın konuşmaları, Sayın Özgür Özel'in konuşmaları artık mutlak surette bir iktidarın olması gerektiğini ve olacağı yönünde. Ben giderek artık partide şunların konuşulduğunu düşünüyorum, görüyorum. İktidar aldığımızda işte kimler, yani bu işte memurlar, atamalar, kim ne olacak, daha önce Cumhurbaşkanlığı süreci de tartışılıyordu ama şimdi artık partinin gündeminde mesela herkes şunu konuşuyor. Ciddi kadro üretmemiz gerekiyor. Yeni kadrolar üretmemiz gerekiyor. Bunların devlette görev alacak gerçekten önemli isimlerin bulunması, önemli isimlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Böyle bir tartışmanın ben daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden sizin söylediğiniz hani o parti içindeki hesaplaşmalar, geçmişteki klikleşmeler, işte Deniz Bey'in ekibi, başka ekipler, sonrasında işte Kemal Bey'den sonra işte şimdi Özgür Bey. Ben bunların da aşılacağını düşünüyorum. Aşılmak zorunda. Diğer türlü partinin bu içe dönük enerji harcamasının biz bugüne kadar partiyi çok yorduğunu gördük. Herkesi çok yorduğunu gördük. Ama bugün bir başka hedef var karşımızda ve bu hedef bize çok yakın görünüyor. Elbette ki sonuçta kolay bir seçim olmayacağını bir önceki seçimden yola çıkarak biliyoruz. İktidarın bütün enerjisini yoğun bir biçimde bize harcadığını da biliyoruz. Yani açtığınızda her akşam bir programda şunu tartışıyoruz, konuşuyoruz, müdahale ediyoruz elbette ki tartışmanın akışını başka noktaya çekiyoruz ama işte kim aday olacak, parti içinde bir hesaplaşma var mı, bir şey var mı? Bunu iktidar şunun farkında, toplam verebileceği herhangi bir şey yok mevcut iktidarın, AK Parti iktidarının. Oradaki mesele şu, CHP içinde birkaç tane aday çıkarabilir miyiz? Bu adaylar çıkarsa Erdoğan bunlar arasında çıkar mı? Normal koşullarda Erdoğan'ın bu haliyle seçilemeyeceğini biliyorlar. O yüzden yoğun bir biçimde CHP'yi tartışıyorlar ya da tartıştırıyorlar. Bütün bunların bence toplamında şöyle bir resim var karşımızda. Ben partinin bu değişim arzusunun programla birlikte artık yeni bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Biz evet hazırız, iktidarı talibiz ve gerçekten bunu bu süreci örgütleyecek gücümüz, kadrolarımız var. Dolayısıyla da artık bu parti içi meselelerde de bambaşka bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Şu anda 411 tane belediyemiz var. Yani Ankara'da 16 tane belediyemiz var ve eskiden mesela sadece 2 tane belediyemiz vardı. Bu şunu getiriyordu. Küçük alanlara, küçük bir takım iktidar daha yoğun, daha ağır dedikoduların döndüğü bir süreç vardı. Ama şu anda mesela 16 tane belediyeniz var ve yani hem İstanbul, yani İzmir'de 2 tane belediye alamamışsınız. Dolayısıyla o şeyin iktidar alanının giderek yayıldığını görüyoruz. Bu yayılma elbette ki o klikleşmenin de dar alanda işte konuşmalarında, tartışmalarında, yıpratmalarında giderek bir soruna geldiğini düşünüyorum. Bu kültürden de bence kurtuluyoruz ve de iyi oluyor. Böylelikle programın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Önemli ama ben bir son bir soru, yani cevapsız kalan bir soru var. Onu da sorayım. Hanginiz cevap vermek ister bilemiyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor mu? Siz hazır bu kadar iktidara yaklaştınız Ali Aydar. İktidara doğru şey yapan bir mesele. Çok konuşuluyor, yani kamuoyunda konuşuluyor. Parti içinde de konuşuluyor mu diye sormak istiyorum. Hanginiz cevap verir? Güzel Hanım, ben kadın olarak cevaplayayım. Evet. Olarak. Arkadaşlarım da cevaplamak isterler ama şu anda bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye bir gündemimiz bulunmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir zenginlik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birden fazla Cumhurbaşkanı adayımız var. Genel başkanımız da takım kaptanı olarak bu anlamda Cumhurbaşkanı olarak adaylaştırabileceği birden fazla aday söz konusu olabilir. Bu partimizin, örgütlerimizin sonraki aşamalarda Cumhurbaşkanı seçimine giden noktada, gidildiği tarihte tartışacak bir konu. Bugün gündemimizde böyle bir konu olmadığını ben söylemek isterim. Böyle bir şöyle bir eleştiri de var ama hani şimdiden belli olursa şey yapabilir diye buyurun. Ben tabii tüzükle ilgili bazı şeyler söyledim az önce ama tüzüğün gerçekten partiyi rahatlatabileceği konulardan birisi bu Cumhurbaşkanı adaylığının tespit yöntemi konusu bence. Bu tabii parti görüşü olarak söylemiyorum bunu, benim şahsi görüşüm. O da şu, ön seçim bahsini konuşuyoruz ya, bakın halk oyuna dayalı olarak iki türlü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor Türkiye'de. Bizim bunu eleştirilerimiz var, bu ayrı bir konu ama netice itibariyle karşılaştığımız gerçeklik bu. Evet. Dünyada demokratik örneklerine bakılırsa Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor ile ilgili bir defa bunun
adayının katılımcı bir şekilde seçilmesi, bütün toplumun seferber olması, bir adayı bir ön seçimle belirlemesi doğru yöntemdir. Bunun adını koymak lazım. Yani Amerika'nın örneğindeki gibi, Latin Amerika'daki başka ülkelerde olduğu gibi halk oyuyla cumhurbaşkanı seçiliyorsa eğer, burada büyük bir toplumsal seferberlik yaratmak, insanları bu seçim kampanyasına katmanın yolu da aslında bu ön seçimden geçer. O halde çok özür dilerim. Sürenin sonuna geldiğimiz için soruyorum. Siz tüzüğe böyle bir maddeye gelsin bence bu, mi diyorsunuz? Bence, yani bu tabii benim şahsi görüşümdür. Ben bu tekrar, gündeme geldi mi hiç? Geliyor, konuşuluyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu doğru bir yöntemdir. Bakın birkaç sebeple. Birincisi bir defa partiyi rahatlatır. Bakın ben cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyelim ki. Kim buna karar veriyor? Parti meclisi karar veriyor. Genel başkan karar veriyor. O zaman ne isterim? Genel başkanın ve parti meclisinin üzerinde etkili olmak isterim, değil mi? Ama onlar karar vermiyorsa, halk karar veriyorsa, ön seçimler yapılıyorsa yaygın bir şekilde, o zaman ne yapmak isterim? Halkın gönlüne girmek isterim. Parti meclisinde bana yakın insan olsun diye değil, halkın gönlünde daha geniş yer bulayım diye uğraşırım. O yüzden bu partiyi de rahatlatır. Onu da söylemek istiyorum. Ayrıca son olarak şunu da ekleyeyim. Başarının yolu da biraz aslında buradan geçer. Yani halkın seferber edilmesi. Burada tabii yöntemini tartışmak lazım. Acaba bunu sadece CHP'nin üyeleriyle mi yapmak lazım? Yoksa iller bazında farklı yöntemler mi düşünmek lazım? Biz hatırlayın, son seçimde Diyarbakır'dan çok ciddi oy aldık. Yani evet. Parlamento seçimi için demiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi için diyorum. Ama tabii HDP desteği diğer, tabii ki ama Diyarbakır'da bizim az sayıda üyemiz var. Tabii ki. Netice itibariyle ama o seçim sürecine örneğin Diyarbakır'daki vatandaşımın da hissiyatın, oyunun yansıması lazım. Evet. O kadar büyük oy alıyorsan. O yüzden bunun yöntemlerini ayrıca tartışmak icap eder. Karşılık buluyor mu bu tartışma şu ana kadar gündeme geldiğini söylediniz? Ben çok... aktif şekilde ortaya atılıp bunları anlatmadım. Yani belki ilk defa konuşuyorum da burada ama. Konuşuluyor tabii. Netice itibariyle şöyle bir çekince var, onu da anlıyorum. Deniyor ki ya biz Türkiye'nin bu sistemden çıkmasını savunuyoruz. Yani ama bunu bu kadar kurumsallaştırırsak Türkiye'nin bu sistemle yürümesinin önünü açmış oluruz eleştirisi de var. Yani burada iki görüş var, onu da söylemek lazım. Ama bence başarılı olmanın yolu, partiyi rahatlatmanın yolu, seçimlerde daha etkili bir sonuç almanın yolu katılımcı bir şekilde sandığı koyarak Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten geçer diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki konuğuma bu konuda söz verdim. Ali Aydar, size haksızlık edemeyeceğim. Bir cümlede sizden alayım Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili. Sadece şunu söyleyeyim. Yani genel başkanımız bir çerçeve ortaya koydu. Kendisinin aday olmayacağını söyledi. Dolayısıyla bize düşen artık hani toplumun istediği neyse o adayı tespit etmek. Ama hani hakikaten konuşulan bir konu değil. Ve de erken, yani hiç bu süreçte bu tür tartışmalara girmenin de ben doğru olacağını düşünmüyorum. Peki. Çok çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sizi zaten humalı bir çalışmanın içinden çekip aldık ve bu yayına katıldınız. Zaman ayırdınız. Yeniden oraya döneceğinizi biliyoruz. Önümüzde de hakikaten yoğun trafikli günler var. Kurultay sürecine hazırlık. Dördünden itibaren başlayacak olan kurultaya hazırlık. Başarılar diliyoruz sizlere. Kolaylıklar diliyoruz. Böylelikle bir yayının daha sonuna geldik. Bir açık oturumun daha sonuna geldik. Efendim, gelecek hafta bir başka konu ve yeni konuklarla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.